أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضاعني فقد أضاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. محترم مسلم Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Aziz müminler yüce Allah Hazreti Adem'den itibaren müjdeleyici ve uyarıcı olarak nice peygamber göndermiştir. Peygamberler aracılığıyla insanları tevhide ve kulluğa, hakkı benimseyip erdemli yaşamaya davet etmiştir. Peygamberler asırlar boyunca Allah'ın dinini tebliğ etmiş, iyiliğin yayılması ve kötülüğe engel olunması yolunda insanlığa örnek olmuştur. İlahi vahiy alan bu şerefli elçiler zinciri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile nihayete ermiştir. Kıymetli Müslümanlar, Resul Ekrem Efendimiz insanlığın umudu, müminlerin sevgilisi, alemlerin rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'i bize aktaran, anlatan ve yaşayarak öğreten odur. Dünyada huzur ve güvenin, ahirette sonsuz mutluluğun anahtarı onu model almak ve onun gibi yaşamaya gayret etmektir. Zira o bize şöyle seslenir: Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Muhammed'i kabul ederse, imanın tadını alır. Değerli müminler, imanın manasını bize anlatan, mümin olmanın gereği olarak namazdan oruca, hacdan zekata, her bir ibadetimizi nasıl yerine getireceğimizi bize gösteren sevgili peygamberimizdir. İyi bir insan, salih bir kul, olgun bir mümin olmayı bize öğreten odur. Nitekim o kendisini şöyle anlatır: Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Son peygamberin hayatına baktığımızda görürüz ki iman ve ibadet ancak güzel ahlakla kemale erer. Sünnet namazları kılmak, nasıl ondan bize miras kalmışsa, samimi ve dürüst olmak can taşıyan her varlığa şefkat ve merhamet göstermek adaletten ayrılmamak ailenin değerini bilmek ve mümin kardeşliğinin hakkını vermek de aynı şekilde onun sünnetidir muhterem müminler önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid gecesini idrak edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi haftasını kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftasının temasını Peygamberimiz ve çocuk olarak belirlemiştir. Bu vesileyle Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyor, haftamızın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.